Dördüncü konu, gizli ajanda ithamı ve cinnet psikolojisi. Soru, ne kadar şeffaf hareket edilirse edilsin, koyu bir ön yargı ve şartlanmışlık içinde bulunan kimseler, gönüllüler hareketi hakkında gizli ajandaları var türünden iddiaları sürekli tekrar edip duruyorlar. Bu mevzudaki görüşünüzü ve adanmış ruhlara bu konuda düşen sorumlulukları lütfeder misiniz? Cevap, esasında sadece Türkiye'de değil, umumi manada bütün yeryüzünde çok ciddi seviyede bir paranoya yaşandığı, hemen her şeyden, herkesten şüphe ve endişe duyulduğu görülmektedir. Ancak şu an ülkemizde yaşanan paranoya tarihte eşine az rastlanır bir seviyede. Bugün ülkemizde Hazreti Pir'in yaklaşımıyla diyecek olursak çok rahatlıkla imkanat vukuat yerine konuyor, sonra da bu imkanat üzerinden insanlar hakkında en ağır hükümler kesilip biçiliyor. Hatırlanacağı üzere Üstad Hazretleri mahkemede karşısına çıkarılan asılsız isnat ve ithamlara mukabil bu hususa dikkat çekiyor, mahkeme hakimi ve savcısının da bir cinayet işlemelerinin ihtimal dahilinde olduğunu ve eğer ihtimallere göre insanlar derdest edilip istintaka tabi tutulacaklarsa onların da mahkemeye çıkarılmaları gerektiğini ifade ediyor. İhtimaller üzerine hüküm bina edip insanların geleceklerine dair bir kısım kurgular oluşturmak ve hali hazırdaki durumları itibarıyla onları potansiyel suçlu gibi göstermek ancak bir cinnet ifadesi olabilir. Fakat ne ilersiniz ki bütün dünyada, özellikle de şimdilerde ülkemizde bir cinnet hali yaşanıyor. Dolayısıyla böylesine cinnet yaşayan insanlara kendinizi anlatabilmeniz bir hayli zordur. Bu sebeple öncelikle bu realiteyi kabul etmek gerekir. Daha sonra da ümitsizliğe kapılmadan, bıkkınlık göstermeden hüsnü niyetinizi, ileriye matuf hiçbir hesabınızın ve gizli ajandanızın bulunmadığını söz ve beyanlarınızla, tavır ve davranışlarınızla her fırsatta ifade edip ortaya koymalısınız. Evet, bizim ajandalarımızda ne gizli hesaplarımız ne de ileriye matuf böyle herhangi bir planımız yoktur, olamazdı. Şuna buna müdahale etme, bir şeyleri değiştirme gibi heva ve heves peşinde koşma bizim duygu ve düşünce dünyamızdan fersah fersah uzaktır. Ben öyle zannediyorum ki, değil hayatını bu işe vakfetmiş onun göbeğinde bulunan insanların rüyalarına, kenarından köşesinden gönüllüler hareketiyle münasebet tesis etmiş bulunan insanların dahi rüyalarına böyle bir arzu misafir olmamıştır. Bundan dolayıdır ki adanmış ruhlara kendilerine isnat edilen şeyleri söylediğinizde Allah Allah siz neden bahsediyorsunuz ki deyip şaşkınlıkla yüzünüze bakacaklardır. Evet, onların hayal ve rüyalarında dahi bu tür kurgular söz konusu değildir. Makam beklentisi Allah'a karşı en büyük vefasızlık. Hakkın rızasını en büyük hedef bilenler daha başta dünyanın en pahalı payesine talip olmuşlardır. Onlar bu gaye-i hayali peyleme istikametinde bütün ömürlerini tüketseler yine de bunu az görürler. Bu gaye-i hayale ulaşabilmek için de ilahi kelimetullah yolunda koşturup durmayı, nam-ı celil-i ilahinin dünyanın dört bir yanında şehbal açmasını sağlama istikametinde çalışıp çabalamayı en büyük bir vesile bilirler. Bilhassa günümüzde dinin doğru şekilde anlaşılmasını sağlama, yanlış ve çarpık yorumların önüne geçme, onları tasih etme ayrı bir önem arz etmektedir. Din adına hayırlı bir iş yaptığını zannedip de şiddete başvuran ve kan döken insanların tavır ve davranışlarının yanlış olduğunu anlatma, silm-ü selamet kökünden gelen İslam'ın gerçek hüviyetini ortaya koyma, Allah rızasını tahsil etmenin en uygun, en kestirme yollarından biridir. İşte günümüzde inanan gönüller olarak bizler Rabbimizin rızasına ulaşmak için karınca kararınca böyle bir güzergahı kullanma niyet ve gayretinde bulunuyoruz. Doğruluk emriyle gelen ve doğruluğu telkin eden İslamiyet'in doğru anlaşılması istikametinde gayret sarf ediyor, onun evrenselliğini, bütün insanlığı kucaklayıcılığını gönüllere duyurmaya çalışıyoruz.
Aynı zamanda değişik anlayış, dünya görüşü ve hayat felsefesine sahip insanlar arasında bir uzlaşı ortamı oluşturma, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla da paylaşabileceğimiz müşterek hususların bulunduğunu ortaya koyma gayreti içindeyiz. Şimdi siz ifade etmeye çalıştığımız bu yüce hakikatlere teşne iseniz, hayatınızı buna vakfetmişseniz, bunu bir adanmışlık şeklinde yerine getiriyorsanız, şuna talipler, buna talipler diye ileri sürülen iddialar karşısında şaşırır kalır ve onların dediklerine talip olmayı tenezzül sayarsınız. Hatta kanaatimce günümüzde adanmış ruhların samimi gayretlerle Allah'ın inayetiyle ortaya koydukları bu kıymetli hizmet doğrudan doğruya iman hizmeti olması ve gönüllerin Allah'la buluşmasını hedeflemesi itibarıyla beldelerin fethinin dahi 10 katı üstünde bir vazifedir. Bana deseler, eğer bu arkadaşlar içinde bugünkü hizmet anlayışından, duygu ve düşüncelerinden sıyrılırsan, sana Kanuni Sultan Süleyman'ın bile gidip geriye döndüğü Viyana'nın anahtarlarını vereceğiz. Ben onlara karşı, Allah aşkına siz bende Rabbime karşı ne vefasızlık gördünüz ki beni böyle bir tenezzüle çağırıyorsunuz derim. Evet, biz Allah'ın rızasına talip olmuşuz. Bundandır ki bizim için önemli birer sermaye olan aklımızı, fikrimizi, düşüncelerimizi, hissiyatımızı, muhakememizi, mantığımızı Allah'ın bir kereliğine vermiş olduğu hayatı değerlendirme mevzuunda kullanmaya çalışıyoruz. Sadece bir kereliğine verilmiş olan ve her şeyiyle hesabı sorulacak olan bu değerli sermayelerimizi yersiz ithamlarda dile getirilen değersiz ve abes şeylere sarf etmeyi Rabbimize karşı bir saygısızlık sayıyoruz. İşte bu düşünceler, kanaati acizanemce, bu yola gönül koymuş herkesin virdi zebanı olmalıdır. Bize düşen her fırsatta, her yerde kapalı bir yanımızın olmadığını vurgulamak, tavır ve davranışlarımızla bunu ortaya koymak, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce samimi bir şekilde bu konuları sorup öğrenmek isteyenlere izahını yapmaktır. Kalplerin sahibi Allah Celle Celaluhu olduğu gibi, hakikatin kalplere girmesini temin edecek olan da O'dur. Biz vazifemizi yapar, neticeyi O'na havale ederiz. Kıskançlık ve hazımsızlıkla mukabele görmek bu yolun cilvesi. Bu mevzuda önemli diğer bir husus da insan tabiatını nazarı itibara alarak bazılarının kıskançlık ve hazımsızlığını normal karşılamaktır. Unutulmamalıdır ki Cenab-ı Hak Anadolu'nun bağrından çıkmış bu gönüllüler hareketine tarihte eşine az rastlanır pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. Tarihimizde en güçlü olduğumuz dönem Osmanlı dönemi içerisindeki hususiyle ilk 3 asırlık dönemdir. Bu zaman dilimi içinde Devlet-i Aliye yeryüzü muvazenesinde tam bir hakim unsur olmuştur. Şu an ise ülkemizin ekonomik imkan ve şartları ortadadır. Fakat Rabbimize hamdolsun ki o dönemde dahi ulaşılamayan coğrafyalara gidilmiş. Allah'ın izniyle dünyanın 170 ülkesinde, bu ülkelerin farklı şehirlerinde eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur. Böyle bir netice 170 küsur yerde Türkiye'nin güzel bir şekilde tanıtılıp anlatılması demektir. Medyaya da yansıdığı üzere bu eğitim müesseselerinden mezun olanlar birer Türkiye dostu olarak üniversite ve daha sonraki kariyerlerini ülkemizde yapmayı tercih etmektedirler. Bütün bunlara Allah'ın hususi teveccühü nazarıyla bakılmalı, bir kısım hazımsızlıkların olabileceği tabii ve normal kabul edilmelidir. Şeytan, Hazreti Adem aleyhisselamı kıskandığından dolayı mahvolup gitmiştir. Tabiatına hakim olan düşmanlıktan ve tabiatı tamamen kıskançlık ve hasede kilitlendiğinden dolayı o, gördüğü güzellikleri artık duyamaz ve değerlendiremez hale gelmiştir. Şeytanın bu hali tıpkı kin ve düşmanlığa kilitlenip yumruk yumruğa birbirine girmiş veya bıçaklarını çekip birbirinin üzerine yürümüş insanların o kavga ortamındaki haleti ruhiyelerine benzer. Siz kendini kaybetmiş bu insanların yanına varıp, "Yahu siz Allah'ın kullarısınız, birbirinizin kardeşisiniz, kardeş kardeşe böyle yapar mı?" diye ikazda bulunsanız, dönüp bir bıçakla size saplayabilirler.
Dolayısıyla o esnada o insanlara laf anlatabilmeniz mümkün değildir. İşte her şeye karşı çıkan bazı kesimlerin ruh hali bundan farklı değildir. Bu sebeple olumsuz ve negatif bir hissiyatla böylesine gerilmiş ve vücudunun kimyası bozulmuş insanların sizi hazmedemeyeceğini kabul etmelisiniz. Alabildiğine şeffafiyet içinde hareket etmenin yanında elden geldiğince gıpta ve haset damarlarını tahrik edebilecek tavır ve davranışlardan uzak durmalısınız. Zaten temelde cüzi iradeye bakan yönüyle yapılanlar küçücük şeylerdir. Fakat biz o küçücük şeyleri dahi başkalarına mal etmenin yollarını aramalıyız. Mesela Cenab-ı Hakk'ın sizi muvaffak kıldığı bir hizmet karşısında bu demokrasinin bir sonucudur diyerek yapılan o işi zemin ve şartlara vermelisiniz. Başka bir muvaffakiyet karşısında da Cenab-ı Hak herkesin gösterdiği faaliyetlere semere ihsan ediyor. Eğer böyle bir hoşgörü ortamı olmasaydı ve umumi atmosfer bu şekilde muhafaza edilmeseydi, biz bu faaliyetlerde bulunamazdık demelisiniz. Ayrıca bilinmesi gerekir ki Allah yolunda koşturanlar için o üslup ve tavır, kendilerini şirk ve kibir uçurumuna düşmekten koruyacak en selametli bir yoldur. Cenab-ı Hak biliyor ve milletimiz gerçekleri görüyor ya, utanma, arlanma duygularını ve haya hislerini bütün bütün yitirdiklerinden, sabah akşam size sürekli iftira, bühtan ve hakaretlerde bulunanların yaptıklarından elbette ki bir insan olarak müteessir olup üzülürsünüz. Ama ne gam, her şeye nigehban, her şeyi gören, her şeyi bilen Allah var. Hem bu dünyanın bir de ahireti var. Mahşer var, hesap var, kitap var, mizan var. Aslında baştan beri mümin karakterinin bir gereği olarak elimden geldiği kadar Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yol ve usulünü takip etmeye çalışıyorum. Hani hatırlarsınız bir gün adamın biri Hazreti Ebu Bekir'e gelip bir sürü itham ve hakaretler savurmuş. Hazreti Ebu Bekir sükut etmiş, uzun bir süre hiçbir şey söylememiş, karşılık vermemiş. İftiraların sonu gelmeyince dayanamayıp kendisini savunacak birkaç söz söylemiş. Onları seyreden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir, o adamın sana söylediği her kötü sözde sen sabrederken bir melek seni müdafaa ediyordu. Sen söze başlayınca artık melek ayrıldı," buyurmuştur. Bundandır ki sükutun çığlıkları hep sesimin önünde uğulduyor. Bundandır ki deruni bir sükut mürakabesine dalarak adeta kendi his dünyamın dışına kaçıyorum. Bundandır ki çığlıklarımı içime gömüyor ve duygularımı sükutun nevhalarıyla dillendiriyorum. Allah her şeyin aslını biliyor ve insanlar da olup bitenleri, gerçekleri görüyor ya. Öyleyse ehli insaf kararını verir ve zaten veriyordu. Bakın bütün tehditlere, baskılara rağmen doğru bildiği yolda halkımız yürümeye, durdurak demeden Allah yolunda koşmaya, koşturmaya devam ediyor. Kendilerini ifade edebilecek imkan ve fırsatları bulan entelektüellerimiz de bütün engellemelere rağmen hak ve hakikate tercüman olmaya çalışıyor. Vakıa doğruları yazan, hizmet hareketinin yolunu, yöntemini, duruşunu müdafaa eden insanları hemen ademe mahkum etmek için 50 türlü yola başvuruyorlar. Bir yazar fakir hakkında veya hareket hakkında iyi ve lehte bir yazı yazsa hemen hışımla üzerine gidiliyor ve yeni bir yalanla o şahıs da bana nispet ediliyor. Hatta o şahıs suç işlemiş kabul edilip istintaka tabi tutuluyor ve tutuklanıyordu. Dahası nerede dürüst ve milliyetperver bir insan varsa onu da harcamak için hemen bana nispet ediyor. Bu da ondan deyip bir yaygara koparıyorlar. Çalmamak, çırpmamak, ahlaklı olmak suçmuş, cürümmüş gibi muameleye tabi tutuyor. Namaz kılan, cumaya giden, infakta bulunan, sadaka ve zekat veren, fakir talebelere burs temin eden insanı bile benimle irtibatlandırıp bir teşkilat, bir örgüt yapısı arıyorlar. Bir kez daha ifade edeyim ki, her türlü despotluğa, baskıya, zulme rağmen yine de insanımız bu güzelliklere sahip çıkıyor.
Kanun ve kurallar çerçevesinde kendilerini ülkesine, ülküsüne, insanlığa adamış ruhlar hak bildiği yolda dimdik yürümeye devam ediyorlar. Onlar başlarına gelen bela ve musibetleri hak yolunun bir cilvesi kabul ediyor. Bütün bunları birer imtihan olarak görüyor. İnanç ve ümitle dopdolu bir halde, neticesi şeker şerbet, böyle bir imtihanın hakkını vermeye çalışıyorlar. Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a karate teacher to trim their hedges. Hey-ya! Man, these shrubs are not made of plywood. Don't worry, another few chops should do it. Yeah! Nope! Yeah! Dang! But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds. Oh, this treehouse looks like particle board. Yeah! There we go. I'm starting to doubt myself. For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and Geico is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today.